Evet çocuklar 2020 TYT coğrafya sorularının çözümüyle beraberiz. Özellikle TYT gerçek TYT sınavında gelen sorulara bakarsanız 10. denemeden sonraki tüm denemelerimizde kazanımların paralellik gösterdiğini görürsünüz. Zaten benzer sorularda açıklanacak, sitemizde yayınlayacağız. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi sorulara bakalım. Altıncı soru tamamen sürpriz bir soru atmosferin katmanları aslında çok uzun zamandır sorulmayan bir başlıktı ama e, atmosferin katmanlarını anlatırken hep şunu söyleriz eğer katmanlardan bir soru gelecekse bu troposfer katmanı olabilir gerçek sınavda da öyle oldu troposfer katmanının bize özelliklerini sordu. Altıncı soru şöyle diyor. Yukarıdakilerden hangileri troposferin özellikleri arasında yer alır? Bilmemiz gereken troposferin 3 tane temel özelliği vardır. Birincisi en alt ve içinde yaşadığımız katmandır. İkincisi su buharının tamamına yakını bu katmandadır. Dolayısıyla iklim olayları sadece bu katmanda görülür. Üçüncüsü de bu katman yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için burada Yukarıya doğru çıkmaya başladığımızda sıcaklık her 200 metrede 1 derece düzenli olarak azalır. Dolayısıyla buradaki cevabımız 1 ve 3 olacaktı. 7. soru. Bunun da bir benzeri aslında denememizde var. Suda kolay çözülen kayaçların bulunduğu yerlerde çözünme sonucunda çeşitli büyüklükte çanaklar oluşmaktadır. Obruk, dolin, uvala, polye, bu tür çanakların başlıcalarıdır. Zamanla bu çanakların sularla dolması sonucunda meydana gelen göllere ise karstik göller denilmektedir. Bu göllerin aşağıdaki kayaç türlerinin hangisinin yaygın olduğu alanlarda daha fazla olması beklenir. Kayaçları anlatırken hep şöyle deriz. Karstik arazi eşittir kimyasal tortul kayaçlar. Kimyasal tortul kayaçlar dendiğinde de iki tane isim çok sık tekrar edilir. Bunlardan bir tanesi kalkerdir. Bir diğeri de kireç taşıdır. Dolayısıyla cevabımız Adana. 8. soru klasik bir nüfus piramidi sorusudur. Nüfus her zaman zaten beklenen potansiyel bir sorudur ve hani sürpriz bir soru kesinlikle değildi. Şimdi bu piramit sorularında dikkat etmemiz gereken aslında bir nokta vardır. Bakın dikkat edin burada piramidin altında oransal bir ifade vermiş, yüzde vermiş. Ama bazı piramit sorularında altta miktar belirtir. Siz şunu biliyorsunuz ki aslında miktarla oran bize aynı şeyi ifade etmiyordur. Şimdi bakalım bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında hangisine ulaşılamaz? Piramitte yaş grupları var ve cinsiyet dağılımı var. Buna göre yorum yapılması isteniyor. Bakalım. 65 ve üstü yaş grubundaki nüfus oranı direkt olarak yaş gruplarını bize burada verdiği için buradan bu bilgi gelir. Ülkedeki kadın nüfus oranı direkt cinsiyete göre ayrım yaptığı için bu bilgi gelir. 0-14 yaş grubundaki erkek nüfus oranı gene yaş grupları olduğu ve cinsiyet dağılımı olduğu için bu bilgi gelir. Yıllık nüfus artış hızı ve oranı. Bunu bilebilmemiz için geçmiş yıldaki piramidi de ya da geçmiş yıldaki nüfus özelliğini de bilmemiz gerekir. Ama bu bize sadece 2015 yılını ifade ettiği için bu bilgiye ulaşamayız. Son şık 15-19 yaş grubundaki nüfus oranı direkt olarak bize yaş gruplarını ve oranı verdiği için gelecek bir bilgidir. 9. soru. Bölge sınırları bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Sınırlardaki bu değişiklik öncüllerimiz var. Türlerin hangilerinde daha kısa bir sürede gerçekleşir? Bakın çok basit bir soru ve bilgi şudur. Doğal bölgelerin sınırlarının değişmesi zor veya çok uzun zaman alırken beşeri bölgelerin sınırları çok kolay bir biçimde değişir. Yani burada beşeri bölgeleri aramak zorundaydık. Peki beşeri bölge ne demektir? İnsan müdahalesi sonucunda oluşturulan bölgelerdir. Dolayısıyla tarım bölgesi ve ticaret bölgesi insanlar tarafından oluşturulduğu için bunların sınırları kısa bir sürede değişiklik gösterebilir. Son sorumuz bir doğal afet sorusu ki gene beklenen bir soruydu. Dünya haritası üzerinde yerler var ve sel ve su taşkını görülme olasılığının az olduğu yeri bize soruyor. 4 ve 5. numaralı yerler Güneydoğu Asya kıyılarıdır ki muson yağmurlarının olduğu yerlerdir. Sel ve su taşkınlarını dünyada en sık gördüğümüz alandır. 1 ve 2 numara okyanus kıyısında olan ve gene yağışlı olan yerler oldukları için sel ve su taşkını riski yüksektir. Ama 3 numara Kuzey Afrika çöllere denk gelen bir bölgedir. Dolayısıyla burada sel ve su taşkını görme olasılığımız yağış miktarının azlığından dolayı daha düşüktür diyoruz. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Evet çocuklar AYT sorularının çözümleriyle beraberiz. AYT'de gene üstünde sıklıkla durduğumuz veya değindiğimiz şeylerden geldi genellikle sorular. Herhangi bir sürprizle karşılaşmadık ve gene denemelerde sorduğumuz kazanımlarla paralel sorular geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi 35. soruyla başlayalım. Bir Türkiye haritası var ve bir açıklama var. Diyor ki genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir. Soruda da bize biyoçeşitliliğin zengin olduğu yani engebeli olan yerleri soruyor. Şimdi 1 ve 3 numaraya bakarsanız 1 numara Ergene dediğimiz yer. Yani Türkiye'de yer şekilleri en sade olan yere denk gelir. 3 numara Güneydoğu Anadolu bölgesi Ergene'den sonra yer şekilleri en sade olan bölgedir. 2 ve 4 bizim doğru cevabımız. 2 numara Doğu Karadeniz. Türkiye'de eğim ve engebenin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi. 4 numara ise Akdeniz gene Toros Dağları'nın varlığına bağlı olarak engebeli bir bölgeden bahsediyoruz. 36. soru. Klasik bir şehirler etki alanları sorusudur. Sorunun özü şudur. Diyor ki aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel çaptaki etkisi daha azdır? Şehirlerin küresel çaptaki veya şehirlerin etki alanları ülkelerin gelişmişlikleriyle paraleldir diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerin her zaman küresel çaptaki etkileri daha fazladır diye genelleyebiliriz. Burada Lisbon, Portekiz, Paris, Fransa, New York, ABD, Tokyo, Japonya, Londra, İngiltere. Ülkeleri kıyasladığımızda gelişmişlik seviyesi en az olan Lisbon'dur. Dolayısıyla cevabımız Lisbon'dur. 37. soru bir nüfus politikası sorusu ki gene bilindik beklenen bir soru tipidir. Bir açıklama var diyor ki K ülkesi nüfus artış hızını artırıcı L ülkesi ise nüfus artış hızını azaltıcı bir politika izlemiş. Her iki ülkede de uzunca bir dönem uyguladıkları bu politikalarda başarıya ulaşmış. Ve bize şunu soruyor öncüler verip hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi eğer K ülkesi nüfus artış hızını artırmaya çalışıyorsa bu adamlar doğumları artıracak demektir. L ülkesi tam tersi nüfus artış hızını azaltıyorsa o zaman bu adamlar da doğumları azaltacak demektir. Şimdi bakalım hangileri doğrudur diyor. K ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır. Kesinlikle doğru. Çünkü doğumlar arttığı anda piramidin taban kısmı yani 0-14 yaş grubu ya da kısmı genişler ki bu da genç nüfusa denk gelir. K ülkesinde yaşlı nüfus miktarı azalmıştır. Bir ülkede doğumların artmaya başlaması demek direkt olarak yaşlı nüfusun azaldığı anlamına hiçbir zaman için gelmez. Kaldı ki nüfus artış hızını artıran ülkeler gelişmiş ülkelerdir ve gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus miktarı her zaman fazladır. Üçüncül öncül L ülkesinde doğum oranları azalmıştır. Doğru çünkü nüfusunu azaltıcı yönde politika izlemiştir bu ülke. L ülkesinde genç nüfus oranı artmıştır diyor. Yanlış. Niye? Çünkü doğumları eğer azaltıyorsa piramidin tabanı daralacak demektir. Yani 0-14 yaş grubundaki insan sayısı azalacak demektir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. 38. soru bir bölgesel kalkınma proje sorusu. Türkiye'nin Önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz Projesi'dir. Bu proje'nin hayata geçmesiyle bölgede birçok değişimin olması beklenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden birisi değildir? Şimdi bölgesel kalkınma projeleri için biz şunu söyledik dedik ki e, ülkedeki bölgeler arasındaki gelişmişlik seviyesini eşitlemek ve geri kalmış olan bölgeleri hem ekonomik hem de sosyal anlamda geliştirmek için hazırlanan projelerdir. Bu projeler genellikle bölgelerin ihtiyacına veya bölgedeki insanların ihtiyacına göre hazırlanır. Doğu Karadeniz için düşünürsek demiştim ki burada mantıklı olan şey özellikle tarım ve hayvancılığı değiş, e, geliştirmek olabilir ve aynı şekilde ormancılığı geliştirmek olabilir. Bir de dedim ki başta yayla turizmi olmak üzere birkaç tane turizm kolunu geliştirmek üzerine olabilir. Hangisi işte diyor ki bu projeye bağlı olarak beklenen değişimlerden değildir? Yayla turizmini direkt olarak alabiliriz. E bölgeyi geliştirmek amacıyla yaptığımıza göre B'yi de alabiliriz. Yeraltı rezervlerinin korunması ZBK yani Zombuldak, Bartın ve Karabük projesi için geçerlidir. Çünkü bu projedeki temel amaç başta kömür madeni yani madencilik faaliyeti ve buna bağlı olarak demir çelik endüstrisini geliştirmek için hazırlanmıştır. Ama bu projenin DOKAP'la yani Doğu Karadeniz'le bir alakası yoktur. ve hayvancılığı geliştirmek dediğimize göre denizliği de dahil edebiliriz ki ormancılığı da gene Doğu Karadeniz projesi içerisinde değerlendirebiliriz. Devam edelim. 39. soru gene beklenen bir soruydu. Ee, burada gene küresel ve bölgesel çaptaki örgütlerle ilgili bir soru sormuş. Bakalım ne diyor? Bazı ülkeler siyasi, askeri ve ekonomik açıdan işbirliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu örgütlerin bir kısmının ortak amacı üye ülkelerin ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliği sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 92'de İstanbul'da kurulan örgütü soruyor bize. Buradaki anahtar kelime şu. İstanbul'da kurulduğuna göre Türkiye üye ve bir de ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliği sağlamak bunlar bize Karadeniz ekonomik işbirliğini ifade ediyor. Şimdi 40. soru gene aslında çok sıklıkla kullandıkları soru tiplerinden bir tanesidir. Geri dönüşümle ilgili bir soru. Yani sorunun özü şu. Kısaca hangisi geri dönüşümün yararlarından birisi değildir? Geri dönüşümle beraber bir kere atık sayısı ve doğal çevreye verilen zarar azalır. Doğal kaynak kullanımı sınırlandırılır. Çünkü geri dönüşümden siz yararlanarak yeni kaynaklar elde ediyorsunuz. Enerji tasarrufu sağlarsınız. Çünkü atıklardan enerji elde edebiliyorsunuz. Ülke ekonomisine katkı sağlarsınız. Çünkü yeni sektörler ortaya çıkartıyorsunuz. Ama atık depolama alanlarının sayısı, sayıca artması geri dönüşümün kullanılmadığı anlamına gelir. Çünkü eğer siz atıkları geri dönüşüme tabi tutuyorsanız zaten atık depolama alanına ihtiyacınız kalmamış demektir. Eğer atık depolama alanlarının sayıca artıyorsa geri dönüşüm ülkenizde yeteri kadar işlemiyor demektir. Dolayısıyla cevabımız Edirne.